Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yaklaşık 20 gün önce köyden ayrılmıştım. Şu an tekrar gelmek nasip oldu. 20 gün sonra Çakıldak burası, bu mevki. Rakımında daha önce bahsetmiştim. Bu bahçede budama yaptığım tek ocak ve örnek dal kesimi yaptığım ocak. Bu ocaktaki fındık durumu ve sürgünlerin gelişimi hakkında size birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Az önce bir canlı yayın yaptık ama hızlı olduğu için daha detaylı anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi sevgili dostlar, ben bu dalda budama yapmıştım. Şuradan ocak kaldırmıştım. Ve bu dalın üstünde 2 yıl önce bir dolu afeti yaşamıştık. O dolu afetinden sonra sürgünler çıkmıştı. Ben bu sürgünlere tepe vurumu yapmıştım sevgili dostlar. Bakın, şuradan bir da darbe almıştı ve buradan 1 2 3 4 5 5 tane yan ana dal çıkmış. Bakın sevgili dostlar. Çok dal çok fındık değil. Dalın üstündeki dalların çok olması çok fındık gösteriyor. Bakın şu fındık dalındaki fındığa bakın. Maşallah, subhanallah. Gerçekten güzel fındık var. Burada bayağı uç kurusu vardı. Hala emareleri görünüyor. Evet sevgili dostlar. Fındık sahil kol bandına göre biraz daha boyutu küçük. Şimdi bu fındıkları beslemezsek iç doldurma yapar yapmaz. Beslemesi lazım. Fark ederseniz birkaç boy fındık var. Hala yeni doğum, yani doğumu kendini yeni göstermiş fındıklar da var. Bakar mısınız sevgili dostlar? Ben burada budama yapmıştım. Budama sonucunda dalın güneşlenmesi arttıkça fındıkta verim daha çok artıyor. Tabii bu fındığı toplamasına, yani bizim buraları Ağustos 20'den itibaren toplanıyor. Yaklaşık 2 ay var. Yani bu 2 ay gibi süre zarfında bu fındık, tabii başına her şey gelebilir, samesebilir vesaire. Başka şeyler de olabilir. Bu fındığın beslenmesi lazım. Şu an ikinci ilaç atımı için geldik. İnşallah İlacımızı da atacağız. Sadece bu ocakta göstermeyeyim. Şöyle devam edelim sevgili dostlar. Burada ben filiz alımını yaptık 1 ay önce. 1 ay sonra, 1 ayı biraz geçti. Bakın filizlerin büyüklüğüne. Bunlara 21 azot uygulayacağım. Ama 2 ay gibi süre zarfı var. Bir daha uygulamam gerekir mi bilmiyorum. Evet, fındık tohumları. Bakın burada ocaklarımız çok sık olmasına rağmen bu sene, evet, alttan eteklenmiş. Fındık normalin üstü gibi görüyorum. Çok aşırı bir fındık yok. Baskın bir fındık yok. Ama biraz da boyutuyla alakalı da olabilir. Bakın, genç bir dal indiriyorum diyeceğim. Dalda bir kırık şey var zannedersem. Onu eğmeyeyim. Başka bir dal deneyeyim. Evet dostlar, bakın. Sahil bandında da toplamıştım. Evet sevgili dostlar. Dalın bir çatı. Evet. Görüyorsunuz. Çok dal, çok fındık değil. Bunu anlatamıyoruz. Yine bahçemiz sık. Size daha önce de bahsetmiştim. Burası bir dolu afeti yaşandığı için doğal budama oldu. İkinci sene buna dönüyor. 2 sene oldu bu sene. O dolunun vurduğu sürgünlerden yeni sürgün çıkmıştı. Doğal budama olmuştu. Bahçede, Çakıldak Fındık Bahçesi'nde son durum. YouTube takipçilerimizden Özgür Bey vardı, Özgür abi. Çakıldak Fındık Bahçesi'nden at hocam demişti. Evet sevgili dostlar, burada budama yapmadık. Burada yaptığımız işlemler, toprak analizi sonucu gübre, kireç atımı, hala kirecin izleri var. Kireçten sonra kompozo gübre uygulaması yaptık. Gübreyi gömdük. Dikkat ederseniz bu fındığın beslenmesi lazım. Evet. Kompozo gübre uygulaması yaptık. Ondan sonra 26 azot uyguladık. İkinci gübremizi attık. Sonra bir defa yapraktan gübreleme yaptık. Şimdi ikinci yapacağız. Bir üçüncüyü de yapabiliriz. Dediğim gibi çok aşırı baskın bir fındık yok. Ama fena da değil. Bu sıklığa rağmen
Evet, görüyorsunuz. Daha önce bu yukarıda genelde sevgili dostlar, burada fındık daha çok tekleme oluyor. Sebebi de tahminimce güneş alımını çok almadığı için fındıklar daha çok tekleme oluyor. Bu fındığın cinsiyle de alakalı. Çakıldak fındık bahçesi. Çakıldak'ta daha çok, bunun da birkaç çeşidi varmış. Geçen bir Erol Bey mi yazmıştı? Erkek çeşidi, dişi çeşidi, sarı çakıldak vesaire diyorlar. Yani evet. Bakın, boy boy fındıklar. Şu ocakların filizi alımını yapmamışız. Arada kaynamış. Evet, burayı da 2 hafta önce almıştık. Burada çok büyümemiş. Şimdi size burada bir ocak göstermiştim. Hangi ocak? O ocakta tekrar bir çekim yapmak istiyorum. O dalda. Acaba o dal hangi daldı? Sevgili dostlar, İnşallah onu bulursam göstereceğim. Evet. Bahçenin sıklığı böyle sevgili dostlar. Bir dal eğeyim. Evet. Daha çok genç dallarda fındık çok bahsediyorlardı. Çünkü uç kurusu az oluyor. Maşallah, subhanallah, bir dakika. Ocağın içine gitmiş. Sevgili dostlar, şöyle çekeyim. Bakın. Gerçekten bazı dallar güzel, diğer ocağın üstüne gitmiş. Şöyle bakalım. Güneş alımına engel olmasın. Saat biraz da 6'yı geçtiği için. İnşallah gündüz vakti bir video çekeriz. Duruma bakarız. Şurada bir dal vardı. Evet sevgili dostlar, bakın. Gerçekten bazı ocaklarda güzel fındık var. Evet. Uç kurusu çoktu buradan yukarıda. Dolayısıyla sürgünlerde sıkıntı vardı. Şöyle çekelim. Bakın, boy boy fındıklar hala. Evet. Evet, şurada bir dalımız vardı sevgili dostlar. Özellikle oraya gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum ki sizi de görün diye. Eteklerden fındıklar var. İnşallah döllenir. Yani iç doldurma yapar. Evet. Sevgili dostlar, benim dediğim dala geldik. O dal bu değil tabi. Evet. Benim dediğim dal şu daldı. Bu dalı da eğemiyorum. Çünkü evet. Sevgili dostlar, şu dal, şu daldaki yan sürgünler vardı. Dikkat ederseniz çok da baskın bir fındık yok. Evet, bazı bölümlerinde güzel fındık var. Şöyle çekip göstermek için gösteriyorum. Şu dal özelinde bakalım. Bakın. Bahçe sık olduğu zaman güneşlenme sıkıntısı yaşıyor. Bu kadar fındıkta beslenemiyor. Sonra ne oluyor sevgili dostlar? Bahçeye giriyorsun, fındık diyorsun, fındık kayboldu. Tabii kaybolur. Evet sevgili dostlar. Şu sürgünü şöyle çekelim. Evet. Çok aşırı yok. Ocak ocak değişiyor tahminimce. Biraz daha geçelim. Evet, genç sürgünlerde daha canlı duruyor. Şu dallarımızda bakalım. Dediğim gibi burada daha çok tekleme oluyor. Evet. Uçlara doğru gidelim. Fındık genelde dallarımızın uçlarında budama yapılmadığı için, bakın, uç kuruları da çok. Dediğim gibi fındığın beslenmesi lazım, boy boy hem yağmur alıyor hem güneş alıyor. Yukarıya doğru çıktıkça boyutları biraz daha düşüyor tabii.
Evet. Daha serbest olan yerlerde, dallarda fındıkların şeyi daha güzel. Bakın sevgili dostlar. Evet, şu sürgünler. Ya dal üstünde şu yan sürgünleri çoğaltmamız şart. Şimdi aşağıda sahil koldaki fındık dalları kadar aşırı fındık gözükmüyor. Sebebi de orada dal sayısı az olduğu için dallar daha genişliyor. Burada biz dalları çok dal bırakıyoruz. İster istemez dallarımız genişleyemiyor. Her sene de dal kesimi yapıyoruz. Böyle sıkıntılarımız var. Evet sevgili dostlar. Filiz, buraya 21 azota daha var. Buraya bir 21 azotu sonra uygulayacağız. Çünkü daha çıkmamış. Evet sevgili dostlar. Gerçekten bu fındığı dalda tutmamız lazım. Bakın bunlar doludan kaynaklanan sürgünler. İkinci yıla döndü ve fındık verimine geçti. Bakın sevgili dostlar. Dal üstünde sürgün. Çakıldakta niye olmuyormuş? Oluyor yani. Bakın Allah bize bir musibetle bunu gösterdi. Doluyla. İsteyince oluyor. Evet sevgili dostlar. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bereketli bir sezon geçer inşallah.